Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Erken kalkan yol alır derler ya, tam da öyle bir gün. Erkenden güne başladım. Yolcularım vardı, 5.30'da çıktım evden. Onları havalimanına götürdüm. Gurbetçi yolcularım vardı. Onları havalimanına bıraktım. Geldim, hemen köftelerimin şekillerini verdim. Köfte yoğurdum. Birkaç gündür dışarıdan yemek yiyoruz ya da öyle aparatif şeylerle geçiştiriyoruz. Çok sıcak yemek yenmiyor diye. Evet, sıcak yenmiyor ama artık içimiz kurudu. Böyle bir sıcak yemek insanın canı istiyor. Dün düşündüm, ne yapsam acaba? Hani dün aslında akşama düşündük, ne yesek. Kıyma sote yaptık artık. Hani şöyle bir sulu yemek insanın canı istiyor. Dedim yarının yemeğini bugünden düşüneyim. Sulu köfte yapayım dedim. Hem çorba gibi olsun hem yemek gibi olsun. Kurtarıcı bir yemektir bence sulu köfte. Sadece şeklini vermek. Ay, ısmağının yokluğu nasıl belli? Bak, yuvarlamadım. Hemen böyle bu şekli bana çok kolay gelir. Anneannemin taktiği bu. Böyle elimle sıkıp sıkıp bırakırım. Anneannemden öğrendim bu taktiği. Köftemi yoğurdum, şeklini verdim. Ayhan durağa gitmiş ben geldiğimde. O çıkmıştı. Bu arada saat daha 7. Bunca işi bitirdik. Diyorum ya, erken kalkan yol alır derler diye. Eve gelip yapayım diye düşündüm. Belki dedim hani vakit bulamam, belli olmuyor. İş bazen yoğun oluyor, bazen durgun oluyor. Hiç belli olmuyor. Onun için yapayım, yanında götüreyim dedim. Aslında orada şeklini vereyim dedim. Biliyorsunuz bizim su olmadığı için durakta. Orada daha bir sıkıntı. Yoksa kıymamı alıp orada hemen yoğurup şeklini verirdim. Su olsa sürekli elinizi yıkarsınız ama şişeden dökerek yıkadığım için zor oluyor. Şeklini verdim. Böyle kapaklı kabada aldım. Götürüp dolabın içine yerleştireceğim. Öğlen pişiririm artık. Tenceremi çıkardım çünkü orada tencere yok. Tenceremi de götüreceğim. Salçamız yoktu. Salça alacağım biraz daha ve artık yavaş yavaş çıkacağım. Boş otururken boş durmadım.
Bayağı biber vardı dolapta. Böyle birazını da uğradım. Buraya da getirdim. Daha evdeki dolapta var. Annem yollamış. Bir önceki yolladıkları bunlar. Bununla bu. Eve de yeni yolladıklarını götürdüm. Bunu buraya yemek için bırakacağım. Şunu da dondurucuya doğradım. Böyle hazır bulunsun. Kışın elimin altında olsun diye. Bayağı oldu. Bakın maşallah. Aslında buzdolabı poşeti getirdim ama nereye koyduysam bulamıyorum. Şimdi onu çıkaracağım. Böyle küçük küçük paketleyeceğim bunları. Dondurucuya atacağım. Kışın lazım oldukça çıkarıp taze taze kullanmaya. İçeride doğradım. İçeri o kadar sıcak oldu ki. Şurada devam ettim. Bakın. Daha salata tahtam orada. Şimdi onları alacağım. Masayı falan silip kaldıracağım. Biraz yol kenarı ama içeride oturulacak gibi değil. Şu an içerinin sıcağını size anlatamam. Aşırı sıcak. Şimdi bunu kaldırayım. Gideyim dışarıdan. Şu bezimi alayım da tahta şeyi, masayı sileyim. Masayı da getireyim. Geçtim hemen mutfağa. Akşam çayımızın yanına ıslak kek yapacağım. Normalde ben ıslak kek yapmayı hiç sevmem arkadaşlar. Çünkü istediğim formu tutturamam. Yani kekim normal kek üzerinde sos var gibi olur. Böyle kek içine çekmez o ıslaklığı. Pek sevmem onun için yapmayı. Ama geçenlerde o Aleyna ile yaptığımız piknik için yaptığımız kek var ya, her yiyen tarifini istedi. Ben de çok şaşırdım o kadar güzel olmasına. Çok güzel olmuştu arkadaşlar ve o gün sohbet eşliğinde çektiğimiz için tam net bir tarif olmamış. Bugün şöyle hem net tarifi vereyim hem de tekrardan yapacağım, akşam çayla birlikte yeriz diye. Aşırı güzel olmuştu. Hem çok hafif hem tam brownie tadında, o kadar güzeldi ki hep o gün piknikte yiyen herkes tarifini sordu. Diyorum ya, ben de bir şok olmadım değil, nasıl bu kadar güzel oldu diye. Şöyle hemen malzemelerimi hazırladım. Size böyle net tarifi vermek için geldim arkadaşlar. Normal kek aslında bir farkı yok. Ben o gün demiştim ki işte bir şişede maden suyu ekleyelim. Daha böyle yumuşak bir kek olsun diye. Artık maden suyunun mu etkisi, yoksa sadece 2 su bardağı un ekledik. Unun az olmasının etkisi mi bilmiyorum, çok güzeldi. Bu ikisinden biri püf noktası, yani bu ikisine dikkat edin bence. Buraya 3 tane yumurta kırdım. 1 su bardağı toz şeker. Şimdi yumurtayla toz şekeri güzelce köpürteceğim. Sonra sıvı malzemelerini ekleyeceğim. Sonra şu kakao, 2 yemek kaşığı da kakaomuz var. Hemen malzemelerimizi sayayım önce. 1 dakika. 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı kakaomuz var, 2 su bardağı unumuz var, 1 şişe maden suyu, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu. Evet, hem kabartma tozu eklemiştik o gün hem de maden suyu. Aşırı güzel bir kek oldu. Mutlaka tavsiyemdir. Bir deneyin. Bunu bir deneyin, sonra yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi dediğim gibi normal standart bir kek yapacağız. Üzerinin sosunu ayrı pişireceğim. Onu tekrar size anlatacağım. Önce yumurtayla şekeri güzelce köpürtüp sonra diğer malzemelerini, hatta kakaosunu ununun içine ekliyorum. Hatta kabartma tozunu da bunun içine ekleyeceğim. Kuru malzememizi en son ekleyeceğim. Şimdi önce bunu köpürteceğim. Sonra sıvı malzemesini ekleyeceğim. Sonra buradaki hazırladığım kuru karışımı da eleyerek ekleyip yağladığım borcamı, o gün dikdörtgen borcama yapmıştım. Bugün de böyle oval borcama yapıyorum. Görünümü daha şık olsun diye. Çünkü Instagram'a da tarif paylaşmak istiyorum. Orada kalıcı olsun diye. O gün pikniğe Adeviye abla da gelmişti. Tesadüf. Parktayız, sen de gel deyince o da geldi. Kekten tatmak ona da nasip oldu. Dedi ki mutlaka tarif ver. Instagram'a girdim, tarif yok dedi. O da tarifi denedi yani. Instagram'a da paylaşayım, orada kalıcı bir tarif olsun istiyorum. Şimdi hemen kekimi çırpıp fırına verip sonra sosu hazırlamakla geliyorum.
sıvılığı tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Diğer kapta tam karışmadığı için küçük bir değişiklik yaptım. Birazcık un kalmış, şöyle onu da karıştırayım. Zaten ben o gün yaptığımızda dedim ki çok mu sıvı oldu acaba dedim. Sanırım böyle sıvı olduğu için o kadar hafif bir kek oldu. Şöyle hemen bol camımızı alıyorum. Bunu fırına yolluyorum 170 derecede. Ben kürdan testiyle pişiriyorum içinin piştiğinden emin olmak için. Bunu pişmeye yolluyorum. Hemen üzerinin sosunu yapacağım. Çünkü ikisi sıcak olarak birleşecekler. Fırınımı açmayı unuttum ama şimdi açıyorum. 170 dereceye de ayarlıyorum. Hemen kekimizi fırına yolluyorum. Şimdi üzerinin sosuna gelecek olursak, keki fırına verdim. Hemen üzerinin sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Kaynatacağım çünkü. 2 su bardağı süt ekliyorum. Hemen bir tane daha ölçeceğim. İki su bardağı süt aldım. Yarım su bardağı toz şeker. Yarım su bardağı sıvı yağ. Tıpkı o günkü hazırladığım gibi hazırlıyorum. Hiç tarifi değiştirmiyorum ki o günkü kadar güzel olsun diye. 2 yemek kaşığı da tepeleme, 2 yemek kaşığı arkadaşlar. Ben biraz tepelemeyi abartmış olabilirim ama ben böyle ıslak kekik koyu kahverengi seviyorum. Yani siyaha yakın. Onun için bayağı bayağı tepeli bir kakao oldu. 2 yemek kaşığı da, 2 tepeleme yemek kaşığı da kakaosunu ekliyorum. Ve bunu güzelce karıştırarak kaynatıyorum. Bunu kaynatacağım. Bir taşım kaynaması yeter. Çok fazla kaynatmayacağım. Hemen altını açalım. Bir taşım kaynatacağım. O kek çıkıncaya kadar bu kenarda bekleyecek. Kekin de kaynarı çıkınca kekle sosu buluşturacağım. Kekimiz bir yandan pişerken sosumuz da burada kaynadı arkadaşlar. Bu sos efsane bir şey. Kekin bütün lezzeti bu sosta bence. Bakın böyle kaynadı ve kapattım altını. Şimdi bu burada bekleyecek. Kek fırından çıkınca bunun kaynarı çıkacak. Şurada bir tane sanırım kakao kalmış. Bunun kaynarı çıkacak. Kekin kaynarı çıkacak ve kekle bu sosu buluşturacağız. Kekimiz fırından çıktı. Hemen keki dilimledim. İlk kaynarı çıkar çıkmaz sosumuz da zaten biraz ılınmıştı. Hemen sosu üzerine döktüm. Şöyle biraz çekmesini bekliyorum. Sonra tekrar kalanını da dökeceğim. Şöyle kekin tamamen sosu çekmesini bekleyeceğim. Sos da sıcak, kek de sıcak. Sosunu veriyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekimiz sosunu güzelce çekti. Şöyle küçük dokunuşlarla biraz renklendirmek istedim. Islak keke Hindistan cevizi ve böyle kırmızı dekor çok yakışıyor bence. Dilimler kapanmıştı, sosu dökünce tekrar üzerinden bir geçtim. Tekrardan dilimledim. Bu şekilde kekimiz hazır. Hemen saklama kabına aldım. Artık yavaştan durağın yolunu tutalım. Durakta da eğer ortam müsait olursa kekin içini de çekeceğim tekrar size. Nihayet akşam üzeri serinliğimiz başladı. Burası biraz gürültülü oluyor ama gayet serin oluyor. Oturması çok keyifli oluyor burada. Çayımızı koyduk. Misafirimiz gelmezse kekin iç kısmını da çekerim. Misafir gelirse biraz çekim yapamıyorum. Çekiniyorum açıkçası çekim yapmaya ama gelen giden olmazsa kekin iç kısmını da çekerim. Şimdi dolaba kaldırdım ki iyice soğusun diye. Bizimkiler işteler, onların gelmesini bekliyorum. Ben de burada oturuyorum. Biraz gürültülü bir ortam ama oturması keyifli, serin bir ortam.
buraya gelirken eli boş mu geldim? Tabii ki hayır. Şöyle size göstereceklerim var. Ben daha öncesinde bundan kullanıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tavaların içine. Ben bundan aşırı memnunum. Böyle tavayı koyuyorum. En azından tavalar birbirine sürtüp de çizdirmiyor. Bunu göstermek için çıkardım size. Ben şunlar için de istedim. Bunların içine de şöyle kendimce çareler bulmuştum. Böyle bezler yerleştirdim. Birbirine değmesin tavalar diye. Şimdi o keçelerden yine rastladım. Aslında Simge AVM'ye başka bir şey için gittim ama indirim var diye gittim. Ama görseldeki gibi değildi alacağım şey. Onun için vazgeçtim ve bunları gördüm. Şöyle paketi 15 liraydı. İki paket aldım. Bir de diğer tavalarım var. Tekli tekli olan. Böyle set olan değil. Bunlar böyle ikili set. Bir tek toplu, bir çift toplu. Bir de diğer tavalarım var. Diğer paketi onun için aldım. Böyle tavaların içine koyuyorum. Karabilirsen. Bu biraz daha ince. O bayağı ince. Hatta çok inceymiş de neyse yine de korur. Şöyle. Bakın. En azından tavaların birbirine değmesini engeller ve daha derli toplu durur. Çünkü öyle pek sevmiyordum. Böyle daha iyi bakın. Şöyle. Gayet güzel bakın. Bu şekilde. Şimdi bunları dolaba kaldırayım. Bir de şöyle küçük lokumluklar gördüm. Biraz mat rengi ama inşallah yıkanınca bu matlığı açılır. Çok hoşuma gitti. Hem böyle kahve yanına lokumluk gibi hem de kahvaltılarda reçellik olarak da kullanırım diye düşündüm. İki tane aldım. Bir deneyim yıkayayım dedim. Bu matlığı giderse gidip devamını alıp bunu altı yapacağım. Ama böyle mat kalırsa rengi pek hoşuma gitmedi şu camı. Biraz mat duruyor. Eğer bu matlığı giderse gidip dört tane daha alıp bunu altıya tamamlayacağım. Hemen tabii ki yıkandı. Bakın o matlıktan eser kalmadı. Çok güzelmiş. Şöyle koyayım da daha iyi anlaşılır. Hemen bundan 4 tane daha alınır. Çok güzeller. Çok hoşuma gitti. 4 tane daha alıp takımı tamamlayalım. Yeniden durağa gidip az önce eve geldim. Şöyle balkonun kapılarını açacağım. Diğer balkonu da açtım camları. Buranın hala camları gelmedi. Yani yaklaşık bir hafta falan oldu siparişi verdiğimize. Ama ben de acele etmiyorum. Çok da acelesi yok yani ne zaman olursa diye. Daha bir haber yok. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Şimdi artık bayağı yorgun bir haldeyim. Yavaştan parkın bile ışıkları kapanmış. Benim ışıklar hala yanıyor. Artık benim de ışıkları kapatma zamanım geldi. Telefonumu, saatimi şu an saat 1'e çeyrek var. Görüyorsunuz. Saati, telefonu şarja takıp artık ben de dinlenmeye geçiyorum arkadaşlar. Buradan şöyle vedamızı yapalım dedim. İnanın saat 1 ama hala hava nasıl sıcak? Nasıl uyuyacağız hiç bilmiyorum. Aşırı sıcak. Ben gündüz camları kapatıyorum. Ev biraz daha serin oluyor. Dışarının sıcağını almasın diye bu saatlerde açıyorum. Serin saatlerde yani. Şimdi açtım bütün camları. İnşallah ev serinleyecek gecenin serinliğinde. Bugünlük de artık benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.